Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, geçen hafta doğan Başak yeni ayının enerjileriyle başlıyoruz haftaya ve ayın ışığı da bu hafta yavaş yavaş büyüyecek. Ay ışığını büyütürken tabii ki yeni ayın vaat ettiği kavramlar da hayatımıza dahil olacak. Pazartesi günü Ay Akrep burcunda duygusal olarak yoğunuz, derinleşiyoruz, sezgilerimiz güçlü. Romantik konularda beklentilerimiz artabilir. Çocuklarımızla ilgili biraz belki zaman zaman endişeli ve kaygılı hissedebiliriz kendimizi. Ama yaratıcılık anlamında, duygusal anlamda, manevi konularda derinleşmek anlamında pazartesi günü güçlü enerjiler var. Pazartesi akşam saatlerinde Ay Yay burcuna geçecek. Salı ve çarşamba iş yoğunluğumuz, iş tempomuz, mesleki konulardaki faaliyetlerimiz, evde yapılacak işler, güçler bunlar bizi iki gün çok meşgul edebilir. Biraz daha böyle koştur koştur hani işlerle detay gerektiren konularla uğraşabiliriz. Genel sağlığımız, kişisel bakımımızla ilgili faaliyetleri de yine bu salı ve çarşamba günleri yapabiliriz. Perşembe ve cuma Ay Oğlak burcunda olacak. Bu iki gün işbirlikleri adına eşiniz ya da partnerinize ait konularla ilgili hayatınızda, günlük hayatınızdaki planlar öne çıkabilir. Daha paylaşımcı olmanız mümkün ya da karşınızdaki kişilerin beklentileri de sizi biraz daha bağlayacak gibi görünüyor. Siz de kendinizi onlara uydurmak zorunda hissedebilirsiniz. Bu hafta Koç burcunda gerileyen Mars'ın hareketine biraz da dikkat etmek gerekecek. Çünkü Terazi burcundaki Merkür'le karşıt açıda 23-25 Eylül arası özellikle bu anlamda her türlü ilişki dinamiğinizde, eşinizle olan ilişkilerde olsun, ev ortamında aileyle, ebeveynlerinizle kurduğunuz ilişki dinamiklerinde olsun, zaman zaman biraz böyle fikirsel anlaşmazlıkların, bazı konularda çatışmaların olması mümkün. Daha sakin, daha dengeli olmaya çalışalım. Tabii ki Merkür, Mars her türlü iletişimde, hatta ulaşımda zaman zaman sıkıntılara yol açabilir, yani kazalara da yol açabilecek bir açı. Fiziksel olarak da güvenliğimize dikkat edelim. Çok fazla risk almamaya çalışalım. Hafta sonunda ise Ay Kova burcunda, cumartesi ve pazar. Bu iki gün parasal kazançlar anlamında verimli görünüyor aslında. Veya bazı harcamalar yapmanız gerekiyor olabilir. Alışverişleriniz olabilir. Kendiniz için, eviniz için, sevdikleriniz için. Bu alışveriş gündemleri için özellikle cumartesi günü olumlu bazı etkiler gündemde. Doğru bir şekilde, verimli bir şekilde de yapılacak harcamalar kapsamında değerlendirebilirsiniz yine hafta sonunu sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.